anket şirketleri diyoruz. Anket şirketlerinin verdiği rakamlardan ve oranlardan, sonuçlardan, raporlardan yararlanıyoruz. Fikir ediniyoruz. Belki oylarımızın yönünü değiştiriyoruz. Bütün bu rakamlar nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl sonuçlar çıkartıyorsunuz? Bir de Türkiye'deki seçmen profiliyle ilgili öncelikle bize bir bilgi verir misin? Tabii ki. Müsaade edersen son bir şey ekleyeyim. Ve biz normal sade yurttaşlar size niye güvenelim? Biz derken? Araştırma şirketlerine. Ha. Yani Murat Kan olarak söylüyorum. Araştırma şirketlerine. Topak sert girdi farkındayız. Hangi temeller üzerinde bilimsel çalışma yapıyorsunuz? Anladım. Şimdi araştırmacılık sonuçta bir bilimsel çabanın sonunda ortaya çıkan araştırma raporları. Bu siyasi araştırmalar olur, sosyal araştırmalar olur. Bir ürünü önceleyen veya bir markayı ölçmeye çalışan diğer pazar araştırmaları olur. Bunlar için temel esas şudur. Önce gözlemlemek istediğiniz bizim büyük evren dediğimiz evreni tanımamız gerekiyor ki o evrenden evrenin tamamına yani toplam seçmene sadece devlet olarak 4 senede bir, 5 senede bir evet Yüksek Seçim Kurulu soruyor ama o arada da biz araştırmacılar o seçmenin eğilimlerini tespit etmek amacıyla araştırmalar yaparız. Bu araştırmayı yaparken de büyük evreni yani şu an bizim baktığımız yer neresi? Seçim ve seçmen. Seçmen davranışları, hangi yönde oy kullanacağı ve siyasi konulara hangi tepkileri verdiği. Bunu anlayabilmek için, doğru ve sağlıklı bir araştırma yapabilmek için araştırmalar ikiye ayrılıyor. Bir nicel çalışmalar yani sayısal olarak ölçümler, bir de nitel çalışmalar, niteliksel olarak ölçülenler. İşte az önce yaptığınız, sizin değerli gazeteci büyüğü abilerimin yaptığı siyasi partilerin, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı adaylarının söylem analizini yaptınız. Yani bir nitel çalışma yaptınız aslında burada. Her birini teker teker nitel olarak, niteliksel olarak irdelediniz. Şurası iyi, burası kötü veya buradan netice alıyor, buradan netice alamaz şeklinde. Biz yoğunluklu olarak hele ki seçim zamanında daha sıklaştırdığımız nicel araştırmalar, sayısal veri. Şimdi sayısal veriyi yakalayabilmemiz için önce gözlemlediğimiz o büyük kitleyi nereyi gözlemleyeceksek doğru bir şekilde rakamsal olarak tanımlamamız gerekiyor. Gerçek, reel bilgileriyle ki ona göre oradan onun prototipi olan küçük bir örneklemi çekebilelim. 3000, 5000, 10000 örneklemli anket çalışmalarıyla o büyük evreni doğru tanımlayabilelim. Şimdi seçim. Büyük evrenimiz kim? Sırayla vakit kaybı olmasın diye yayın öncesinde yazdım. Hızlıca başlayayım. Bir hafta kalmadı artık. Son 4 günümüz. 4 gün sonra sandık başına gidecek toplam seçmen. 64 milyon 100 bin seçmenimiz var. 64.1 milyon seçmenimiz var. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçtiğimiz haftalarda ilan ettiği rakamlar. Yurt içindeki seçmen sayımız 60.7 milyon. Yurt dışındaki seçmen sayımız da 3 milyon 400 bin seçmen. Bunların küsuratlarını anlatmadım. Sözünü kesmiş gibi olmayayım ama yurt dışında oy verme işlemi sona erdi. Bugün itibariyle sona erdi. 2018 yılında yurt dışı seçmen sayısı 3 milyondu. Bu seçmenlerin 1,5 milyonu oy kullanmıştı. Yani %50'si oy kullanmıştı. Bugün gelmeden önce bir baktım. 1 milyon 750 bin, 1 milyon 800 bini bulmuş 3.4 milyonda. Bu da yaklaşık olarak %55'ine tekabül ediyor. Yani yurt dışında oy kullanma hakkı olan vatandaşlarımızın yani bu 3.4 milyonun yaklaşık 1 milyon 800 bini sandık başına gitti. Oylarını kullandı. Onlar şimdi Ankara'ya merkeze gelecek. Pazar günü akşamı biz oy kullandıktan sonra akşam saat 5'te onların sandıkları da açılıp sayılmaya başlayacak. Bu arada gümrük kapılarında devam ediyor. O devam ediyor. 14'üne kadar devam edecek. 14'üne kadar devam ediyor ama oradan çok geliş olmaz. Çünkü o gümrük kapılarındaki giriş çıkışlar daha az sayısal olarak evet. Az olduğu için o bu sayıyı çok değiştirmez. Görünen o ki bu seçimde seçmenin yurt dışı seçmenin %55'i sandığa gitti. Bir bu yüksek seçimde, bir katılım. Bir önceki seçimde bir öncekinde de %50'ydi. Yani yarısıydı. Yani 1,5 hemen milyondu. Aynı oranda seçmen çok az bir miktarda kullanmış. Yükselme oldu. Onun yükselmenin büyük oranda sebebi ise bu seçim yarışı biraz daha
başa baş giden, rekabeti yüksek olan ve muhalefetin umudunun çok yüksek olduğu bir seçim olduğu için özellikle yurt dışı seçmenlerinde daha muhalif eğilimli olanların o %5'lik farkı büyük ihtimal oradan kaynaklanıyor diyor. Sandıklar açılınca bu savunun doğru olup olmadığını da göreceğiz. Ölçmüş olacağız o sayede. İlk kez oy kullanacak seçmen 4.9 milyon. Bu sene 18 yaşına girmiş, bir önceki seçimde oy kullanamamış ama bu seçimde oy kullanma yaşındaki seçmen sayısı yaklaşık 5 milyon seçmen var. Bir izni rica edebilir miyim? Bir son dakika bilgisini paylaşmam lazım. Sakarya'da Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne taşlı saldırı olmuş. 15 yaşında bir çocuk yaralanmış, doğru mudur? Ha, atmış, taşı atmış. Taşı atan 15 yaşında bir çocukmuş. Otobüsün camı kırılmış, Kılıçdaroğlu da şikayetçi olmamış. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Yani 15 yaşındaki çocuk niye Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne taş atar tabii. Yani bu cevaplanması gereken bir soru. Evet, buyurun. Yakın dönemde yaşadığımız o elim büyük deprem sonrasında 11 ilimiz bu depremden etkilenmişti. Bu 11 ildeki toplam seçmen sayısı 9 milyon. Bu da seçmenin 60 küsür milyonluk seçmenin %15'ine karşılık geliyor. Burası bizim için niçin önemli? Bu bölgedeki yaşayan 9 milyon seçmenin çok ciddi manada bir göç verdi. Ve en son 5 Nisan'a 4 Nisan'a kadar göç verenlerin Yüksek Seçim Kurulu'na yeni ikametgahlarını bildirmeleri gerekiyordu. Oradaki bildirim çok düşük kaldı. Burada asıl mesele o seçmen Ankara'da, Antalya'ya, Mersin'e göç etmiş Hatay'daki, Malatya'daki seçmenin seçim günü kendi bölgesine gidip oy kullanıp kullanmayacağıyla ilgili. Büyük ihtimal bu seçimde asıl orada katılım çok daha düşük olacak. Yani Türkiye ortalamasındaki benim öngörüm %85-90 aralığında bir katılım olacakken bu 11 şehirdeki katılım oranı daha düşük olacak diye tahmin ediyoruz. Çünkü onların geri dönüşü ne kadar geri dönüp de oy kullanacak. Bir de ne kadar öncelikli onlar için oy kullanmak. Bir de işin tabii o tarafı var. Bir de çünkü çok daha olayın tabii finansal durum var. Bu konuyla ilgili var. De siyasi partiler işte o askıda bilet çalışmalarıyla seçmeni yeniden kendi bölgesine götürüp oy kullanmayla ilgili teşvik ediyor. Bazı çalışmaları var. Şimdi bu anlattıklarım Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi rakamlarıydı. Şimdi TÜİK'in resmi rakamlarına geçeceğiz. Cinsiyete göre, yaşa göre, eğitime göre seçmenin demografisini gözetelim. Bakalım nedir? Seçmenlerin %50.6'sı kadın, 49.4'ü erkek. Yani eşit dengeli bir dağılım var. Yarısı kadın, yarısı erkek seçmen. Seçmenlerin yaş grubuna göre baktığımızda 18-25 yaş. Burası 18-25 yaş. Şurada bahsettiğimiz 5 milyon ilk kez oy kullanacağın yanında bir de geçen seçimde ilk kez oy kullanacak. Yani ilk kez geçen 2018'de oy kullanmış, bir de şimdi oy kullanan genç seçmenin toplam oranı %17. 26-35 yaş grubu da %20. Şu ikisini toplayın %37'lik bir seçmen var burada. 35 yaş altı seçmen. Bu seçmen ömrü hayatında 20 senelik iktidarını AK Parti'nin tek başına iktidarında AK Parti iktidarından başka bir iktidarı hatırlamıyor. Ya çocukluğuna ya da ilk gençlik çağlarına rastlıyor. 35 en yakını 14 yaşındaydı. 14-15 yaşlarındaydı en yakını. Ve oy kullanmaya gittiği günden beri, sandığa gittiği günden beri içinde AK Parti'nin logosu olmayan bir seçim pusulası eline almamış. Hatta bu gençlere bir önceki belki Tansu Çiller, Mesut Yılmaz döneminin siyasi liderlerini çocukluklarından hayal meyal hatırlayabilirler ama onların hafızalarında Ecevit, Demirel, siyasi Özal yok. Yok yani sadece belgesellerden, okuduklarından bilebiliyorlar. Burası %37. Seçimlerin zaten esas dinamiği de burası. Oy verme davranışının en değişken olan seçmen bu seçmen. Bu seçmen daha çok değişimden, özgürlükten yana bir oy kullanıyor. Değişim konusunda eğer bir umudu varsa sandığa geliyor, değiştiriyor. Değişim konusunda değiştirmek istediğini beğenmiyorsa, yani yerine talip olanı beğenmiyorsa ve umudu yoksa sandığa gelmiyor. 2014 seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım %72-74'lerdeydi. %74'tü. Ve değişim olmadı. Ekmelettin İhsanoğlu, Sayın İhsanoğlu ve Sayın Erdoğan değişimi. Ama
son yerel seçimlerde büyük şehirlerde katılım %90'ları buldu ve hiç yıkılmaz denilen iki büyükşehir belediye başkanı CHP'li belediyeler tarafından, Millet İttifakı'nın belediyeleri, belediye başkanları tarafından seçildi. Burayla ilgili söyleyeceğim bu. 36-45 yaş grubu %20, 46-55 yaş grubu %17, 56-65 yaş 13, 66 yaş grubu da %13 bir dağılım var. Türkiye hızla yaşlanan bir nüfusa sahip artık. Doğum oranları 2'nin altına indi. Yani hiç telaş etme, Suriyeli vatandaşlarımız yetişiyor. Evet, onların doğum oranı, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ortalama doğum adedi 5.9, 6'ya yakın. 5-6 arasında çocuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarında da evliliklerde %1.9'a kadar indi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın o çağrısı çok yabana atılır bir çağrı değil. 3 çocuklu çünkü, 5'e çıkarttı filan. Evet, yani o gerçekten çok önemli. Yani soğan alacak para olsa 3 çocuğu yapacak millet de. Soğan alacak parayı bulamıyor. Çocuğu muhalefete devam diyorsun İsmail abi. Hayır, öyle demiyorum. İnsin camını bozmayın, kusura bakma. Durum bu. Yok, estağfurullah, sohbet ediyoruz. Yaş dağılımı da bu. Eğitime baktığımızda ortaokul ve altı, yani 8 yıllık eğitimden başlayıp okur yazar olmayan, okur yazar eski sistemdeki ilkokul 5 ve ortaokul dediğimiz 8. sınıfa kadar ki ortalama %35. Lise mezunları seçmenin %40, üniversite mezunları da %25. Bunun içine yüksekokul ve açık öğretim fakültesi de dahil. Türkiye'de seçmen eğilimlerini esas belirleyen yer işte şu orta yaş dediğimiz, şuradan başlayın. Şurada bitirin. Şuradaki yani ortalama 40-45 yaşlarındaki lise mezunu seçmen, vatandaş. Siyasi partilerin burada, yani bir araştırmacı olarak bu dipnotu da düşeyim. Bir siyasi partinin seçmene hitap ederken ortalayacağı seçmen dili orta yaşlı lise mezunu seçmen. Orta gelir düzeyli, hatta alt ve orta gelir düzeyli seçmen. Şimdi siyasi partilerin bazen ıskaladığı şu oluyor. Kampanyanın dilini çok yükseltiyorlar. Eğitim dilini ve beyaz yakalı, yani hem eğitim hem meslek olarak. %25'e gidiyor hemen. 25'e gidiyor. O 25'tekiler de sonra diyor ki ya ne kadar güzel iş yapılıyor, ne kadar güzel anlatılıyor. Buradaki diyor ki ya siz ne anlatıyorsunuz? Ben anlamadım ki bir şey diyor. Siz ne anlatıyorsunuz diyor. Yani o yüzden bu özellikle 40'lı yaşlardaki 10-15 bin TL gelirli ortalama vatandaşı hizalayarak seçim dilini, seçmen dilini oluşturmak lazım. Doğru ve sağlıklı bir dili tutturabilmesi için partilerin en azından. Evet, alt başlık da çok ilginç. Şimdi buraya kadarkilerde TÜİK'in resmi verileriydi bunlar. Şimdi son 3 başlığımız. Bunlar da bizim 22 küsür senelik benim araştırmacılık tecrübemle ve yaptığımız büyük örneklemle yaptığımız saha çalışmalarındaki seçmenin politik kimlik algısıyla ilgili konu başlıkları. Politik kimlik olarak birincil kimliğiniz nedir diyoruz. Yani ilk seferde söylediğiniz, yani onun ikincisi, üçüncüsünü sonrasında tabii sorduğumuzda söylüyorlar ama seçmenin %32'si kendisini birincil kimlik olarak Atatürkçü görüyor. %32'si de Türk milliyetçisi olarak görüyor. Yani ortalama kabaca. Sosyal demokratım diyen %16, muhafazakarım diyen de %20. Gördüğünüz gibi burada da toplum hemen hemen böyle bir ortadan ayrılmış durumda. Atatürkçü, sosyal demokrat, milliyetçi, muhafazakar şeklinde ayrılmış durumda. Neredeyse 50'ye 50. Bütün bu zamana kadar özellikle son bir yıl yaptığımız çalışmaların, siyasi araştırmaların çoğunda yani iktidar ve muhalefetle ilgili ne sorsak hep o 50'ye 50 dengesi hep karşımıza çıkıyor. İstanbul'un birinci seçimi, Türkiye'deki o fay hattını, bütün Türkiye'deki o fay hattını tam ortadan ikiye bölünmüş durumda. Her konuda neredeyse 50'ye 50 fikir farklılıkları var. Bu seçimin de, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin de bu kadar heyecanlı olmasının ve merakla bekleniyor olmasının sebebi bu. Yarış hala çok başa baş ve çok ortada. Yani iki denk kuvvetin işte bir bilek güreşi gibi bir şey. Yani yanıcılardan böyle duruyorlar, öyle mi? Aynen ya da öyle. Çok minik farklar var böyle. Öyle görünüyor. Seçmene bir cetvel veriyoruz. Türk siyasetinde sağ ve sol diye bir ayrım
olduğu iddia ediliyor. Siz bu iddiaya ne kadar katılıyorsunuz? Bir de kendinizi... Soruyu böyle mi soruyorsunuz? Tabii, kendinizi nerede cetveli veriyoruz? Diyoruz ki kendinizi 0'dan 5'e kadar bir sol skala ve sağ skala var. İşaretleyin diyoruz. %30 sol, %25 merkez, %45 de sağcıyım diyor. Onun şeyleri var. Ha, bu her geçen gün bu işte o kutuplaşmanın getirdiği şeyle biz bundan 4-5 sene önce bu cetveli verdiğimizde merkezin biraz solu, merkezin biraz sağı daha yoğun olurdu. Uçlar daha az olurdu. Yani şöyle bir grafik olurdu. Son 4-5 senedir bu grafik merkezin merkezden uzaklaşarak sol daha sola, sağda daha sağa kaydı. O toplumsal kutuplaşmanın, bu gerilimin biraz da etkisiyle. Yani merkeze yaklaşan merkez sol ve merkez sağ, daha kutuplara çekilen sol ve sağa dönüşmüş oluyor. Bu kutuplaşmanın aslında biraz da getirdiği sosyoloji bu açıkçası. Ve son olarak da konuşulan ana dil olarak soruyoruz biz. Aile çevrenizde konuşulan bir ana dil var mı, nedir diye sorduğumuzda seçmenin %80'inin Türkçe dışında aile çevresinde bildiği bir ana dil yok. %17 Kürtçe, Zazaca, %3'te diğer Balkan ve Kafkas dillerini söylüyorlar. Şimdi seçmen bu. Yani önümüzdeki büyük ana kitlemiz dediğimiz, bizim araştırmada, istatistikte büyük ne diye kabul ettiğimiz evrenimiz bu. Peki küçük ne oluyor? Küçük ne de bizim araştırma, az önce dediğiniz ya, bize ne kadar güveneceksiniz, araştırmalara ne kadar güveneceksiniz? Araştırmacılara. Benim tavsiyem, bir araştırmayı, siyasi ve sosyal bir araştırma elinize geldiğinde, okumak için geldiğinde, ilk önce verisine bakmadan önce mutlaka açın demografisine bakın. Demografi doğruysa sonuçlar sağlıklı olabilir. Sağlıklı olur. Çünkü kadın erkek dağılımı, yaş dağılımı, eğitim dağılımı, bir eğer siyasi araştırmaysa 2018'de o deneklerin oy verdiği siyasi parti, bunların hepsi bizim şu büyük evrene uygun. Yani bunu ben şey olarak, hani ev almak için önce mimarlar, müteahhitler onun bir prototipini yapıyorlar. Böyle bir şey yapıyorlar. Maketini yapıyorlar. Önce maketten beğeniyorsunuz, sonra bina bitince çıkıyor. Aslında burası bina. Bizim yaptığımız da aslında onun bir maketi, yani daha küçültülmüş büyük ne, ama. Binanın kendisi, evet. Küçük ne dediğinizde o maketi. Maketten ama anketler o ona oluyor. Benziyorsa araştırma sağlıklıdır ve sonuçlarına güvenebilirsiniz.